benzersiz görkem. İsa gözlerin açılsın diye beni yolladı. Elçilerin İşleri 9:17. Pavlus'un gözleri açıldığında aynı zamanda ruhsal gözleri de İsa Mesih'e açıldı. O andan itibaren Pavlus'un tüm yaşamını ve sözlerini İsa Mesih yakıp tüketti. Aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıyım. 1. Korintliler 2:2. Pavlus, İsa Mesih'in güzel yüzünden başka hiçbir şeyin dikkatini çekmesine, ona çekici gelmesine izin vermedi. Bu hayatta güçlü bir karaktere sahip olmalıyız. Hatta bize görünen İsa Mesih'in görünümü kadar güçlü olmalıyız. Ruhsal bir kişinin özelliği, hayatında Rab İsa Mesih'in kim olduğunu doğru bir şekilde kavrama yetisi ve Tanrı'nın amaçlarını diğer insanlara açıklama yetisidir. Böylesinin hayatında hüküm süren tutku İsa Mesih'tir. Kişide bu özelliği gördüğünüzde gerçekten de o kişinin Tanrı'nın yüreğine yakın olduğunu hissedersiniz. Hiçbir şeyin sizdeki İsa Mesih anlayışını değiştirmesine ya da bozmasına izin vermeyin. Gerçekten ruhsal biri olup olmadığınızın anlaşılması bu sınavla olur. Ruhsal olmamak demek, başka şeylerin sizde giderek büyüyen bir cazibe yaratması anlamına gelir. Gördüğü için gözlerim İsa'yı, başka bir şey göremiyor artık. Çarmıha vurulmuş Rabbi izlerken, ruhumun gözleri de onun güzelliğine vuruldu. Ya Rab, güzel bir karaktere sahip olmamız için bizlere yardım etmeni diliyorum. Yanlışlarımızı görüp düzeltebilelim. Amin.